Boğaz Lezzetler Mutfağı'ndan selamlar, saygılar. Birlikte içinde tel kadayıf olan telli baba tatlısı yapacağız. Bu şerbetli bir tatlı. Öncelikle şerbetli tatlımız olan telli baba tatlısı için gerekli malzeme listesine bir göz atalım. 1 adet yumurta, 1 çorba kaşığı sirke, yarım paket tereyağı, 1,5 kahve fincanı ayçiçek yağı, alabildiği kadar eğlenmiş un, 1 paket kabartma tozu, 1 su bardağı yoğurt, 1 tutam tuz. İçi için 250 gram tel kadayıf, 1 su bardağı ceviz, 3 çorba kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tarçın, üzeri için badem ya da fındık. Şerbet için 3 su bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı su, yarım limonun suyu. Telli baba tatlısını öncelikle şerbeti kaynatarak yapmaya başlıyoruz. 3 su bardağı şekerimiz var demiştik. 2,5 su bardağı suyumuz var. Orta ateşe yerleştiriyoruz. Ve kıvam alana kadar kaynatıyoruz. Kıvam aldıktan sonra da limon suyunu ekleyeceğiz. Şerbet kıvam almaya başladı. Yarım limon suyunu şerbete ilave ediyoruz. 4-5 dakika daha birlikte kaynayacak. Tatlıya soğuk ilave edileceği için soğumaya bırakacağız. Telli baba tatlısının hamurunu yoğurmaya başlıyoruz. Tereyağını kısık ateşte yakmadan eritiyoruz. Hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Yarım paket tereyağı vardı. Yakmadan erittik ve de ılıttık. Bunun üzerine 1,5 kahve fincanı sıvı yağ var. Onu ilave ediyoruz. Hem kıvamı çok güzel oluyor hem de tereyağının negatif etkilerini daha az indirmek için ayçiçek yağı kullanıyoruz. Bu karışımda içimiz için kadayıfımız vardı. Kadayıfımızda 2 çorba kaşığı. Alana kadar eğlenmiş unu ilave ediyoruz. Hepsini aynı anda ilave etmiyoruz. Bir paket kabartma tozumuz vardı. Onu da unun üzerine gelecek şekilde ekliyoruz. Ve bir tutam tuz demiştik. Eskilerin bir fiske dediği. Bu şekilde olacak. Çok sert değil, çok yumuşak da değil. Orta sertlik ifade ettiğimiz gözenek olabilir. Bu tereyağı ve ayçiçek yağı karışımından kaynaklanan bir durum. Hamurumuzun üzerini kapatacağız. 20 dakika dinlendireceğiz. Telli baba tatlısının hamurunu 20 dakika dinlendirdik. Şimdi şekil vermeye başlayacağız. Şekil vermeden önce İçimizi hazırlayacağız. Kadayıfımızın
üzerine kadayıfımızı tane tane yaptık. Önce onu belirtin bu şekilde. Tel tel olacak. Zaten tel kadayıf. Bir su bardağı dövülmüş, ancak iri dövülmüş ceviz var. Onu ilave ediyoruz. 2-3 çorba kaşığı pul şeker var. 1 tatlı kaşığı tarçın var. Bu arzuya göre değişir. İsterseniz vanilya da koyabilirsiniz ya da hiçbir aroma verici katkı maddesi de kullanılmayabilir. Terli baba tatlısının içini homojen bir şekilde karıştırarak hazırladık. İsterseniz iç malzemeyi bir kez daha tekrar edelim. Tereyağını yakmadan erittik, ılıttık. Üzerine ayçiçek yağı ilave ettik, karıştırdık ve bu karışımdan 2 çorba kaşığı kadayıfın üzerine ekledikten sonra tarçın, şeker ve işe gelecek irilikte dövdüğümüz cevizi yağlı kadayıfın üzerine ekledik ve tel tel olacak şekilde karıştırdık. Bu şekilde tamamladık. Hamurumuzdan yarım portakal kadar bezeler alıyoruz. Birkaç tane önceden hazırlayalım. Biliyorsunuz beze de deniyor, pazı da deniyor, hatta yumru bile deniyor. Artık ağzımız neye alışmışsa, ama anlatmak istediğim bu şekilde hazırlanmış. Şimdi küçük bir işlem kaldı. Bunu da yaptıktan sonra 180 derece önceden ısıttığımız fırına vereceğiz. Üzerlerine birer adet badem ya da fındık koyuyoruz. Biraz bastırarak yerleştiriyoruz. Tıpkı şeker pare tatlısının yapımında olduğu gibi. Tatlıların üzerine bademleri yerleştirdik. Şimdi fırına vereceğiz. Bunun belli bir süresi vermiyorum. Sadece hoş bir pembe renk alana kadar diyebilirim. Şimdi fırına veriyoruz. Tatlıyı fırından aldık. Şimdi tam soğumadan soğuk şerbetimizi sıcak tatlıya gezdiriyoruz. Özellikle şerbetin kıvamını göstermek istiyorum. Tam istedim. Pişti. Servis tabağına aktarıyoruz. İnşallah denersiniz. Mütevazı lezzetlerde, başka tariflerde buluşmak üzere. Hoşça kalın.